Merhabalar değerli öğrencilerim. Bugünkü konumuz hepinizin yakından bildiği ve birinci sınıftan beri zaten sürekli gördüğümüz simetri konusu. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Şimdi bunu bir açalım. Burada gördüğümüz F harfi. Bunu şekil A diye adlandırmışım. Bu bizim simetri doğrumuz. Şu da bu F harfinin bu simetri doğrusuna göre eşit uzaklıktaki, bakın şu mesafe ile bu mesafe mesela birbirine eşit. Eşit uzaklıktaki görüntüsü. Şimdi bunu bir kağıda çizdiğimizi düşünelim. Şu ortadaki D harfinden katlarsak bu F ile bu ters F örtüşür, birbirini kapatır. Yani çakışır, üst üste gelir. Burada A şekli B'nin, B şekli de A'nın simetriğidir. Yani bunlar simetrik şekillerdir. Ortadan ikiye katladığında, ortadan katladığında örtüşüyorsa, çakışıyorsa bunlar simetrik şekillerdir. Ortadan tam katladığın doğru da simetri doğrusudur. Şimdi şöyle bir örneğim var. Bazılarınız bunda yanılabiliyorlar. Şimdi burada bir A harfini çizmişim. Şu simetri doğrusuna göre bu A'nın simetriğini çizmeye çalışmışım. Bu olmaz. Niye biliyor musunuz? Niye? Şimdi doğrusuna bakalım. Bu A değil mi? Bakın şu simetri doğrusu. Bu doğruya göre bunun simetriğini çizeceğim. Şimdi burada ne var? Doğruya yakın yerde çizgi var. Ne kadar uzaktaysa bu doğrudan bu kadar uzakta bu çizginin aynısını çizerim. Peki sonra bu çizgiden sonra sol tarafa doğru bir yuvarlak var. Gördünüz mü? O zaman bu çizgiden sonra sağ tarafa yuvarlak yaparım. Birbirinin tersi. Aynadaki görüntüsü, şunu bir aynaya benzetirsek bunun aynadaki görüntüsü tersidir. Zaten bir tane harf yazın. Onu aynaya tutun. O harfin ters görüntüsünü görürsünüz. İşte ona simetri diyoruz. Şimdi burada bazı örnekler var. Mesela A harfine bakalım. A harfini ele alalım. A harfi simetrik bir şekildir. Neden simetriktir biliyor musunuz? Tam ortadan ikiye katladığımda bakın şu oluşan şekille bu oluşan şekil simetriktir. Bakın gördünüz mü? Bu oluşan şekille bu oluşan şekil simetriktir. Yani şuradan tam ikiye katladığımda burasıyla burası birbirini örter. Örtüşür, o halde simetriktir. Bu U için de geçerli. U da simetrik bir şekildir. Tam ortadaki geçen şu doğru var ya, simetri doğrusu. Buradan katladığımızda burası burayı kaplar, örtüşürler. Bu da simetriktir. Aynı şekilde M'de. Bakın şu parça ile bu parça birbirinin tersi ve aynısı. E de böyle. Bunun simetri doğrusu da burası. Mesela E'nin simetri doğrusunu böyle çizemem. Çünkü böyle çizdiğimde burada kalan parça ile burada kalan parçalar birbirinin simetriği olmuyor. Mesela Y harfine baktığımızda bu da simetriktir. Tam ortadan geçtiğinde şu parçayla bu parça birbirinin simetriğidir. Büyük H harfinin iki tane simetri doğrusu vardır. Hem yatay hem dikey. Şimdi yataya bakalım. Yatay simetri doğrusu çizdiğimde üstte kalan şekle bakın, altta kalan şekle bakın. Birbirinin aynısı ama birbirinin tersi. O zaman simetrik. Dikeyde çizdiğimde baktığımda şu oluşan parçayla bu tarafta oluşan parça birbirinin aynısı ve tersidir. Büyük B harfine baktığımda bir tane simetri doğrusu vardır. Mesela şuradan çizemem. Çünkü buradan çizersem şu oluşan parçayla bu oluşan parça birbirine aynısı değildir. Ama yatayda çizdiğimde bakın şu oluşan parçayla bu oluşan parça birbirine aynısı ve tersidir. Aynı şey C için de geçerli. Yatayda çizebilirim bunun simetri doğrusunu. Çünkü dikeyde çizersem şu o parçayla bir kere bu parça birbirinin aynısı değil. O halde yatayda çizdiğimde bakın gördünüz mü? Şunun bu doğruya olan mesafesiyle bunun bu doğruya olan mesafesi birbirine eşit. Gördüğümüz gibi bunun aynısı ve tersidir. O zaman simetriktir. D harfi için de aynı şey geçerli. Yatayda bir simetri doğrusu vardır. Şu oluşan üstteki parçayla bu oluşan alttaki parça birbirlerinin tersi ve aynısıdır. Tersi ve aynısı demek birbirinin görüntüsü demek, yani simetriği demek. W harfine bakalım. Yine şu simetri doğrusunun solunda kalan parçayla sağında kalan parça birbirinin tersi ve aynısıdır. T harfi için de aynı şey geçerli. T harfinin bir tane simetri doğrusu vardır. Yatayda çizemem mesela bu doğruyu. Çünkü yatayda çizersem şu yatayda bir doğru çizdiğimi düşünelim. Üste kalan parçayla altta kalan parça birbirine aynısı değil ama dikeyde tam ortadan çizdiğimde bakın sol tarafta kalan parçayla sağ tarafta kalan parça birbirinin aynısı ve birbirinin ters görüntüsüdür.
X harfi için de şunu söyleyebilirim. X harfi için iki tane simetri doğrusu vardır. Ayrı ayrı düşünelim bunları. Şimdi şu X harfini ben buraya bir çizeyim. Şu ortadan simetri doğrusunu çizdim. Bakın sol tarafta kalan parçayla sağ taraftan kalan parça birbirinin aynısı ve tersi. Bakın bunun kafası burada. O zaman bunun bu tarafta görüntünün kafası da burada olması lazım. Yani şu noktayla bu doğru arasında kalan mesafeyle bunun görüntüsü olan şu noktanın burayla mesafesi de aynı olmalı. Ne demiştik? Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. X harfi için bir tane daha simetri doğrusu var. O da yatayda. Bakın üstte kalan parçayla altta kalan parça birbirinin aynısı ve tersidir. Şimdi rakamların simetri doğrusuna bakacak olursak 3 rakamının simetri doğrusunu yataydan çizebilirim. Dikeyden çizemem çünkü dikeyden çizdiğimde sol ve sağda kalan parçalar birbirinin aynısı ve tersi olmuyor. 8 için de 2 tane simetri doğrusu var. Şimdi ben bunu daha iyi anlamanız açısından şimdi 8'i şöyle bir yapıyorum. Yatayda çizdim. Bakın üstte kalan parçayla altta kalan parça birbirinin aynısı ve tersi. Yine 8 rakamını bir daha çiziyorum. Bu sefer dikeyden bir simetri doğrusu çiziyorum. Bakın şu parçayla bu parçalar birbirinin zıttı yani birbirinin tersi ve aynısı. Aslında aynı büyüklükleri falan aynı ama birbirinin tersi. Zaten görüntü de aynadaki görüntü de bir normalinin orijinalinin tersi olmalı. Şimdi düzlemsel şekillerde simetri konusuna değinecek olursak düzlemsel şekiller nerede? Üçgen, kare, dikdörtgen değil mi? Düzlemsel şekillerde yatay, dikey veya köşegen simetri doğrular olabilir. Şimdi bunlara ele alalım. Yani kare, dikdörtgen, ikizkenar ve eşkenar üçgenlerin simetri doğrularını şekiller üzerinde inceleyelim. Çocuklar, bu arada bir not düşmek istiyorum. Çeşit kenar üçgende üçgen simetrik değildir. Yani çeşit kenar üçgende simetri doğrusunu çizemeyiz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kareyi ele alalım. Karenin gördüğümüz gibi bakın. Karenin bütün kenarları birbirine eşit mi? Ortadan tam ortadan bir simetri doğrusu çizersen bakın şu parçayla bu parça birbirine aynısı ve ters olur. Etti bir tane simetri doğrusu. Şimdi karenin aynı kareyi biz yataydan da ikiye ayırabilirim. Bu da simetri doğrusudur. Yine kareyi şöyle köşegen olarak da ikiye ayırabilirim. Bakın bu simetri doğrusuna baktığımda şu parçayla bu parça birbirinin tersi ve aynısıdır. O zaman bu da simetri doğrusudur. Aynı şeyi şu köşegen için de söyleyebilirim. Yani karenin 4 farklı simetri doğrusu vardır. İkizkenar üçgenin ise bir tane simetri doğrusu vardır. İkizkenar üçgene bakalım. İki kenarı birbirine eşit, diğer kenar farklı. Şimdi şu kenarla bu kenara eşit mi? Ortadan tam ikiye ayırdığımda şu tabandaki uzunluk da tam ikiye ayrılır. Şu parçayla bu parça birbirinin simetridir. İkizkenar üçgende bir tane simetri doğrusu vardır. Ve bu doğru tabana dik iner. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın ikizkenar üçgende inilen simetri doğrusu, çizilen simetri doğrusu taban kenarı iki eş parçaya ayırır. Eşkenar üçgende ise üç farklı bakın üç tane simetri doğrusu vardır. Şu da simetri doğrusudur. Bu da simetri doğrusudur. Bu da simetri doğrusudur. Eşkenar üçgende üç farklı simetri doğrusu vardır. Dikdörtgende ise çocuklar iki tane simetri doğrusu vardır. Şimdi inceleyelim. Dikdörtgenin şu iki uzun kenarı birbirine eş. Bu iki kısa kenarı birbirine eştir, değil mi? Şimdi ortadan tam bir simetri doğrusu çizdiğimde bakın tam ortadan çiziyorum ya bu kenar şuradan iki eş parçaya ayrılıyor. Şu parçayla bu parçanın birbirine eşit olması gerekiyor. Eşit mi? Evet. Peki şu parçayla bu parça birbirine eşit mi? Evet. Bunlar zaten birbirine eşit. O zaman oluşan bu iki şekil birbirinin zıttı ve aynısıdır. Aynı şeyi yatay için de çizebilirim. Bakın önemli olan şu noktanın bu doğruya olan uzaklığıyla şu noktanın bu doğruya olan uzaklığı birbirine eşit olmalı. Eşit mi? Evet. Aynı şey burası için de geçerli. Bunlar zaten aynı. O zaman bu da simetriktir. Dikdörtgende biri dikey, biri yatay olmak üzere iki tane simetri doğrusu vardır. Dikdörtgende köşegenlerden simetri doğrusu oluşmaz. Neden mi? Hemen anlatayım. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Ben bu kadar düzgün çizemeyebilirim. Bir tane dikdörtgen çiziyorum.
Tamam mı? Şimdi şu köşegeni çizdim. Bu bir köşegen. Şimdi bu benim simetri doğrum diyelim. Peki şu kenar uzunluğu ne? Uzun kenar değil mi bu? Peki bu ne? Kısa kenar. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Normalde burayla buranın eşit olması gerekmiyor muydu simetrik olması için? Evet. Peki eşit mi? Hayır. Bu kenar bundan daha büyük. O zaman bu şekil simetrik değildir. Yani dikdörtgen de köşegenlerden simetrik simetri doğrusu olmaz. Yani dikdörtgenin simetri doğruları ya dikey tam ortadan ya da tam ortadan yatay olmak üzere iki tane simetri doğrusu vardır. Ama karede köşegenlerden de çiziliyordu. Çünkü karenin tüm kenarları birbirine eşit. O nedenle karenin dört tane var. Dikey, yatay ve iki tane de köşegen olmak üzere dört tane simetri doğrusu, farklı değil mi? Simetri doğrusu vardır. Ama dikdörtgende bütün kenarlar birbirine eş olmadığı için sadece dikey ve yatay olmak üzere iki tane farklı simetri doğrusu vardır. Simetri doğrusu üzerindeki her noktanın simetriği kendisidir. Şimdi bu ne demek istiyoruz? Şu bir simetri doğrusu olsun. Bunun üzerindeki her noktanın simetriği aslında kendisidir. Bunu demek istiyor. Simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklığı birbirine eşittir. Mesela şurada bir nokta alalım. Bu simetri doğrusu. O zaman bu noktanın görüntüsü bu simetri doğrusuna göre uzaklığı ne olur? Şu mesafe önemli. Bu mesafe mesela atıyorum 3 santimetre olsun. O zaman buradan 3 santimetre sayarım. Bu noktayı çizerim. İşte bu noktanın simetriği budur. Önemli olan simetri doğrusuna olan uzaklıkların birbirine eşit olmasıdır. Çocuklar doğruya göre simetri, ben ne demiştim simetri doğrusunu aynaya benzetelim. Doğruya göre simetri demek aynaya göre simetri demektir. Yani şu simetri doğrularımız bizim aslında aynalarımızdır. Şimdi bir tane daha şöyle kendim çizerek bir örnekle simetri konusunu bitirmek istiyorum. Mesela noktalardan oluşan bir şekil çizdim. Ve simetri doğrusunu da böyle çizdim. Bu da benim simetri doğru. Bu gördüğünüz noktalardan oluşan şeklin simetriğini çizeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bu noktanın buraya göre uzaklığı neyse bunu bu doğrudan aynı uzaklığı ölçeceğim ve bu noktanın aynısını çizeceğim. Aynısını çizeceğim ama. Sonra bu noktaya geldim. Bu noktanın simetriğini çizeceğim değil mi? Bu noktanın şu doğruya olan uzaklığını ölçeceğim. Aynı uzaklığı ölçüp aynı noktayı tekrardan çizin. Bakın bunun simetriği de budur. Aynı şekilde bunun şu noktanın simetriğini çizecek olursam bunun bu doğruya olan uzaklığına bakıyorum. Aynısını ölçüp buraya bakıyorum. Ve şu noktanın da simetriğini çizmiş oluyorum. Yine aynı şekilde bunun içinde bunun bu doğruya olan uzaklığını ölçüyorum. Aynı uzaklıkta bu noktayı yine çiziyorum. Gördüğümüz gibi şu noktalarla belirttiğim şeklin simetriği budur. Bu sefer şekille anlatayım. Hep dikey simetri doğrusu yaptık. Bu sefer yatay. Diyelim ki simetri doğrumuz bu olsun. Tamam. Ve şeklimiz de şu ve bu olsun. Biraz değişik bir şey çizeyim. Şimdi şu gördüğünüz şeklin simetrini çizmem lazım. Neye göre? Bu doğruya göre. Şimdi bakıyorum. Şu noktanın buraya olan uzaklığını ölçtüm. Aynı uzaklıkta şuraya bir nokta koydum. Yine bu noktanın buraya kadar uzaklığını ölçtüm. Aynısını buraya koydum. Bu nokta için de aynısını yaptım. Şimdi bu noktaları birleştiriyorum. Gördünüz mü? Bunun tam tersi. Aynısı ve tersi. Peki şu noktayı ölçüyorum. Ve aynısını çiziyorum. Bu noktanın uzaklığını ölçüyorum. Aynısını çiziyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Gördünüz mü? Şu şeklin aynısının tersi. Yani şuradan tam ikiye katladığımda şurası burayla örtüşür. Birbirinin üstlerine tam olarak gelir, çakışırlar. Dolayısıyla bu şeklin simetriği budur ya da bunun simetriği budur. Simetri neydi? Bir şeklin ya da bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Bakın şunun aynadaki görüntüsü budur. İsterseniz evde şu şekli çizin, ayna tutun. Bakın aynı benim yaptığım gibi göreceksiniz ve kendiniz bunu ispatlamış olacaksınız. Simetriyle ilgili matematik kitabımızdaki ilgili konuları ve etkinlikleri yapalım. Ben sizlere bunlarla ilgili testler de göndereceğim. Yine anlamadığınız bir şey olursa bana WhatsApp yoluyla ulaşırsınız. Tekrardan anlatırım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Hepinizi çok özledim. Görüşürüz. Hoşça kalın.